İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Mavi Giyim. Geçenlerde bir arkadaşımız banka aracı kurum herhalde model portföye aldıklarını belirtmiş. 123 lira hedef fiyat belirlemişler. Yine bugün bir arkadaş, bu akşam bir arkadaş talep etmiş. Bir bakalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Aracı kurumlarınızdan model portföy mesajları alırsanız, işte size öneriler gelirse, bir kere öncelikle reel değerlendirmeyi, yani enflasyon düzeltmesine göre değerlendirmelerini isteyin. Kar arkadaşlar, bakın, geçen Bloomberg TV'yi izliyorum. Bu Fade Gıda'nın sahibi çıktı. Orada şöyle bir ifadeye kulağıma çalınca dikkat kesildim. Bundan sonra dedi, reel karlar dedi, uzun süre dedi, olmayacak dedi. Yani reel dediği gerçek kar, gerçek dediği enflasyon düzeltmesine göre dönem karından söz etti. Mutlak değerlerle sizlere kar artışını söyleyebilirler. Hatta ve hatta tıpkı SASA'da olduğu gibi ertelenmiş vergi giderini size piyasanın beklentisi üzerinde dönem kârı diye satabilirler. Kasıtlı yapıp yapmadıklarına emin değilim. Okumaları da öyle olabilir. Değerlendirmeleri de öyle olabilir. O yüzden arkadaşlar gelen model portföy önerilerinde kesinlikle ve kesinlikle bilançoların enflasyon düzeltmesine göre değerlerini isteyin. Bir önceki videomda söylemiştim. Fonların hangi kaynaklardan elde edilip nerelerde kullanıldığını araştırın. Aynı şekilde net işletme sermayesini hangi kaynaklardan elde edilip nerelerde kullanıldığını muhakkak isteyin. Çünkü bundan sonra ayrışacak olan şirketler çok iyi yönetilen şirketler olacak. Şu içinde bulunduğumuz saatlerden sonraki dönemlerde şirketleri oldukça zor günler beklemekte. O yüzden istisnai şirketleri bulmanız gerekiyor. Bu Mavi için Deniz Yatırım bana da göndermişti. Evet, tabii bana da geldi Deniz Yatırım. 60 liradayken model portföyden çıkartıyoruz demişlerdi. Ben elimdeki portföyü yükseltmiştim. Onlar çıkartıyoruz dedikten sonra. Videomda da gösterdim. O dönemde 47-50 lira ara bandında gidiyordu. Şirketin muhasebe müdürüne de attım, hissenizin olması gereken fiyatı 145 lira diye. Yani şu anki fiyatı neyse onu 2'ye çarpın. O dönemki, yani 40 lira, 47-50 lira bandındaki fiyatı o dönemde şu anki mevcut fiyatının 2 katına tekamül etmekte. Şu anki fiyatı 2 katına tekamül etmekte ki o zaman henüz bedelsiz vermemişti, bölünmemişti. Hisse senedinden parayı da ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Yani 145 liralık kağıdı 50 liralarda, 45 liralarda tespit ettiğinizde para kazanabilirsiniz. Yoksa kağıt gelmiş
100 liraya efendim kağıt 120 liraya gidecek diye model portföye koyulan şirkete yatırım ben yapmam. Ben yapmam. Aynı mavide olduğu gibi 150 liralık kağıdı, 145 liralık kağıdı 45 liralarda, 50 liralarda yakalarsam yatırım yaparım. Şimdi 123 lira fiyat belirlemiş bu banka uzmanları. Bölünmüş haline mi belirlemiş, bölünmeden haline mi belirlemiş onu bilemiyorum. Yani eğer bölünmüş haline 123 lira belirlemişse kağıt zaten şu anda 146 liralarda. Yani 146 lirada işlem gören kağıdı hedef fiyat 123 lira mı koymuş? Bölündükten sonraki fiyatına mı 123 lira demiş? Onu bilemiyorum. Evet, 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre varlık yapısına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerinin payı %31,92'den yavaşça %32,40'a artarken reel olarak %11 hazır değerleri azalmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacaklarının payı stabil kalmış, değişiklik göstermemiş. Stokların payı %20'den %21,5'a kısmen artarken, çalışma sermayesinin payı %66'dan %73'e belirgin şekilde artarken, reel olarak %3,5 aşıntıya uğramış. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıklarının payı %7,5'tan %5,5'a azalırken reel olarak %38,5 azalmış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı yaklaşık %34'ten %27'ye reel olarak yaklaşık %30 azalırken şirket cari fiyatlarla 3 milyar 74 milyon 18 bin lira bir iktisadi varlık artışı sağlamasına rağmen toplam varlıkları reelde %12,5 azalmış. Finansman yapısına baktığımızda varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde maliyetli borçların payı %21'den %19'a yavaşça gerilerken düşük maliyetli borçların payı %25'ten %26,5'a yavaşça artış sağlamış. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %65,5'tan %57'ye belirgin şekilde azalırken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %10'dan %9'a yavaşça azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı %75,5'tan %66'ya azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı %24,5'tan %34'e artarken reel olarak işletmenin öz kaynakları %22 artış sağlamış. Şirket varlıklarını %66 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %34 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Ve şirketin toplam borçları yaklaşık öz kaynaklarının 2 kat üzerinde seyretmekte. Finansman yapısını daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim. Önce yabancı para
Pozisyonuna bakalım. Evet. Bir önceki döneme göre aradan geçen bir yıllık zaman dilimi içerisinde, yani 2021'in ikinci çeyreğinden 2022'nin ikinci çeyreğine 321 milyon 847 bin lira yabancı para pozisyon açığını artırarak cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı 452 milyon 713 bin TL'dedir. Şirket yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımaktadır. Kısa vadeli finansman kaynaklarındaki değişikliğe baktığımızda, finansmanda öz kaynağın katkısı %39 artış göstermiş. Şimdi geçen yine yorumlarda mı yoksa elektronik postayla mı soran bir iktisat veya işletme fakültesi öğrenci kardeşim, yani üniversitede ya iktisat okuyor ya işletme okuyor. Çok manidar. Finansmanda öz kaynak katkısının ne olduğunu soruyor. Eğer üniversitedeki hocalar gerçekten bir şirketin finansmanda öz kaynak katkısını müfredatta yoksa öğretmiyorlarsa gerçekten çok manidar arkadaşlar. Çocuk şunu söylüyor, ben üniversitede okulda öğrenemediklerimi buradan sizden öğreniyorum. Şimdi o soran arkadaşıma söyleyeyim, öz kaynak yani şirketin öz varlıkları, toplam kaynak, kaynak ne? Borçlar. Yani şirketin borçlarının içerisinde varlıkları fonlamada öz kaynağın katkısı %39,22 artıyor. Bu ne demek? Toplam borçların varlık fonundaki payı azalıyor. Yani şirket varlıklarını %39,22 daha fazla öz kaynaklarıyla fonlamaya başlamış. Yani borç yükünden kurtuluyor, sırtından yük atıyor şirket. Kamburunu hafifletiyor. Öz kaynak katkısı bu. Yani herhalde umarım birinci sınıf filansındır. Oralara geleceksinizdir. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı çok fazla azalmış diyemeyiz. Binde bir hiçbir şey, bir değişiklik yok olarak da değerlendirebiliriz. Ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %20, yaklaşık %21 artarken finansal borçların, yani maliyeti, bakın ticari borçlar arkadaşlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payı, ticari borçların maliyeti düşük borçlardır. Fakat finansal borçların maliyeti yüksektir. Şirketleri en fazla hırpalayan, yoran finansal borçlardır. Niçin? Bu finansal borçlara şirketler ekstra faiz öderler. Dolayısıyla bunun maliyeti, finansal borçların maliyeti daha yüksektir ticari borçlara göre. Peki bunun istisnai durumu var. Bunu geçmiş videolarda anlattım. Şirketin bu gibi durumlarda, yani finansal borç yükü artıyorsa, burada dikkat edilmesi gereken husus finansman kaldıracını kullanıp kullanamadı. Eğer finansal kaldıracını şirket olumlu yönde lehine çevirebiliyorsa bu finansal borçların artmasının bir ehemmiyeti yok. Ölünceye kadar o şekilde borçlansın. Yani şirket diyelim ki 1000 liraya 1 lira faiz ödüyor.
ek maliyet ödüyor ama o 1000 liraya karşılık 1 lira ödemiş olduğum ek maliyeti karşılık 5 lira para kazanıyor. Yani 1 lira veriyor, yerine 5 lira alıyor. Böyle ölümüne kadar borçlanabilir. Ama nereye kadar? Tabii aynı şartların devam etmesi kaydıyla. Brüt işletme sermayesi %5.041 oranında artmış. Oldukça yüksek oranda artmış çalışma sermayesi. Evet, ticari borçlar %21 artarken finansal borçları %3.5 artmış. Fakat işletmenin net finansal borçları, yani bu maliyeti yüksek dediğimiz borçlar reel olarak gerçekte, yani toplamda %185 belirgin şekilde bir azalış göstermiş. 2021'in ikinci çeyreğinde işletmenin net finansal borçları yaklaşık 280 milyonken şimdi eksi 238 milyona gerilemiş. Dolayısıyla %185 azalış göstermiş. Uzun vadede değişiklik, öz kaynakların varlıkları fonlama payı %73, öz kaynaklan varlıkları fonlama payı %74 oranında artarken, uzun vadeli finansal kaynakların finansmandaki payı %12,5 azalış göstermiş. Evet, %255 oranında döviz pozisyon açığı artış gösterirken ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması da %5,5 oranında azalmış. Bu da bir başka olumsuzluk olarak karşımıza çıkmakta. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı belirgin şekilde artarken devamlı sermayesi de yine kısmen artış göstermiş. Fakat toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı hızlı ve çok yüksek oranda artış sağlamış bir önceki döneme göre. İşletmenin öz kaynakları %5 oranında ödenmiş sermaye, evet, bu şirket bedelsiz sermaye artırımına gitti. Onu da hemen yerine koyalım. Aklımızı hemen görmüşken. Toplam öz kaynaklar %5 oranında ödenmiş sermaye, %90 oranında İçsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Bakın burada görüyoruz arkadaşlar, birikmiş kârların payı %15.84'ten 21'e artarken dağıtılmamış kârların payı %12'den %9.5'a azalmış. Demek ki şurada ödenmiş sermayede bakın bir artış var. 49 milyon 657 bin liradan 99 milyon 314 bin liraya çıkartılmış. Ona rağmen ödenmiş sermayenin toplam öz kaynaklar içerisindeki payı %7'den %5'e gerilemiş, azalmış durumda. %100 artırmasına rağmen reel olarak. Ve bu %100 bedelsizi ne yapmış arkadaşlar? Dağıtılmamış kârlardan vermiş. Nereden anlıyoruz? %12'den %9'a azalmasından ötürü. Evet. Ha, girmişim. Girmişim arkadaşlar. Sermaye artırımı 49.657, evet, yedeklerden
vermiş. Evet. Ve nakit olarak da karşımıza çıkmakta. Tamam. Girmişim. Evet. Öz kaynaklardaydık. Buradan hemen gidelim arkadaşlar. Ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakalım öz kaynaklardan sonra. Evet, şirket karlılığı %7 oranında artarken ortak karlılığı %12,5 oranında artmış. Yani hisse senedi yatırımcısı için birinci koşul gerçekleşmiş. Veriler güzel. Ama yeterli değil. İncelemeye devam ediyoruz. En başından en sonuna kadar inceleyeceğiz. Sonra rapor çıkartacağız arkadaşlar. Şirket karlılık bileşenlerine bakalım. Satış karlılığı %9 oranında artarken katkı payı yüzdesi %66'dan %69,5'a artmış. Emniyet marjı %19,78'den %31,81'e artmış. Bakın, hisse senedi yatırımcısı için koşullar birer birer yerine geliyor. Brüt kar marjı %50'den %54'e artarken emniyet kar marjı %8'den %23'e artış sağlamış. Ortak karlılık oluşumlarına bakalım. Borçların öz kaynaklara oranı %1,15 azalırken varlık karlılığı %7 artmış. Borç maliyeti sadece %0,65 artmış. Yani finansman kaldıraç işletmenin olumlu yönde lehine çalışmış. Ve net ortak karlılığı %15 artış göstermiş. Gayet güzel. Yani hisse senedi yatırımcısı için koşullar gayet güzel. Ve geldik gelir tablosuna. Gelir tablosunun değerlendirilmesini defalarca işledik. Yeni abone olan arkadaşlar, ilgilendikleri, ilgilenmedikleri şirketlerin bütün videolarını incelerlerse ben burada şirketleri model olarak alıyorum. Yani şirket finansal raporlarını kobay olarak alıyorum. Kadavra olarak alıyorum. Yatırıyorum. Neşteri atıyoruz. İnceliyoruz. Yoksa amacımız şirket değerlendirmek değil, nasıl değerlendirilmesi hususunda abone arkadaşlara dilimiz döndüğünce anlatabilmek. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin payını %49'dan %44'e azaltmasının neticesinde gayri safi işletme kârı %51,28'den %56'ya artmış. Niçin brüt işletme sermaye brüt kârı ya da gayri safi işletme kârı %51'den %56'ya artmış? Çünkü toplam gelirler içerisinde maliyetlerinin payını %48,72'den %44'e azalttığı için gayri safi kârı %51'den %56'ya artmış. Sonra ne olmuş? Sonra faaliyet giderlerinin payını %38'den yaklaşık %34'e azaltmasından ötürü de esas faaliyet karlılık payı %13'den %22'ye ve reel olarak %59,5 artış sağlamış. Bakın, mutlak değerlerle değil arkadaşlar. Reel olarak, yani enflasyon düzeltmesiyle enflasyona maruz kalmasına rağmen esas faaliyet karlılık payını %59,5 oranında
artış sağlamış. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin payı binde birden %0,21'e artmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı da %13,06'dan %22,34'e artış sağlamış. Finansman giderleri, işletmenin finansman giderleri payı bir önceki dönemle cari dönemde aynı oranlara sahip olmasından, yani ne bir eksiliş var finansman giderlerinde ne bir azalış var payında. Dolayısıyla bu yüzden de vergi öncesi karlılığı %9,82'den %19,10'a artarak gerçekleşmiş. Reel olarak %83,35 artış göstermiş. Vergi giderlerinin payı %2,29'dan cari dönemde %2,02'ye azalmasının neticesinde de dönem karı %7,53'ten %17'ye, reel olarak %113,87 artış sağlamış. Ve devreye kontrol gücü olmayan paylar girmiş. Nihayetinde net dönem kar payı %7'den %16, yaklaşık %17'ye, reel olarak da yaklaşık %125 artış göstermiş. Gayet güzel. Gelir tablosu da güzel. Buraya kadar her şey güzel. Hisse senedi yatırımcısı için bütün koşullar gayet iyi gerçekleşiyor ama bitmedi. Devam ediyoruz. Geldik nakit akım tablosuna. Arkadaşlar, nakit akım tablosuyla fon akım tablosu aynı şeyler değil. Yani fon kaynak kullanımı aynı şeyler değil. Oraya geçmeden önce yine bizler için önemli olan karlılık oranlarına bakacağız. Mali rantabilite %117, efektif kar oranı %174, vergi öncesi karlılığı %238, ekonomik rantabilite %132, faiz amortisman vergi öncesi karlılığı %54, faiz vergi öncesi karlılığı %198, kümülatif karlılık payı %29,5, birikmeli karlılık, hayret, sermaye yedeklerden sermaye artırımına gitmesine rağmen %16,5'tan %21,5'a artış göstermiş. Ben azalmıştır diye tahmin ediyordum ama artmış, ona rağmen artmış. Ve faaliyet karlılığı %17,5 artış göstermiş. XQ verimliliği son derece önemli. Yazılıma sahip olan arkadaşlar biliyorlar. Ama ne yazık ki böyle bir şirket bu bilgilerden kamuoyunu ve yatırımcılarını mahrum bırakmış. Bu da nedir? Hala bir standardı yok. Hala finansal raporlamanın bir standardı yok ve hala finansal raporlama standardına şirketler gördüğümüz kadar sadık değiller. Ondan sonra yabancı yatırımcı niye gelmiyor diyoruz. Standardımız yok ki, belli değil ki. Herkes keyfi uygulama yapıyor. İşine geldiği gibi yazıyor. İşine geldiğini veriyor, işine gelmediğini vermiyor. Kontrol hak getire. Şimdi bankalar, neyse, onlara ayrıca gireceğiz arkadaşlar. O konulara ayrıca gireceğiz. Tabii.
Şimdi küçük yatırımcıyı bilgilendirdin mi? Finansal okurluğu öğrettin mi? Suç işlersin. Ama 3 günde cebinden parasını alındın mı araştıran bile olmaz, sorgulayan bile olmaz. Peki yatırımcı sorguluyor mu? Yatırımcı ya ben bu niye zarar ettiriyorum arkadaşım? He? Ben bu ülkenin şirketlerine yatırım yapıyorum. Ben tasarruflarımla şirketlere, bak ekonominin kalbine, damarına yatırım yapıyorum. Ben kripto paraya yatırım yapmıyorum. Ben el alemin eurosuna, dövizine yatırım yapmıyorum. Ben gidip paramı faize yatırmıyorum. Bak ben geliyorum, paramı, tasarruflarımı ekonomiye sokuyorum, ekonomiye. Üretime sokuyorum, istihdama sokuyorum, vergiye sokuyorum. Peki ben paramı milli ve yerli değerlere sokarken birileri benim paramı nasıl çalar, niye çalar diye. Niye kimse sesini çıkartmıyor? Herkes savcılara, hakimlere görev pay biçiyor. Niçin abi? Hayır, niçin? Sen hakime, savcıya sahip çıkıyor musun? Sen kendi parana sahip çıkmıyorsun ki. Onun mesleği o. Senin mesleğin ne abi? Onunki vatandaşlık ve görev alanına giriyor. Senin vatandaşlık alanına giren ne? Paran soyuluyor, sesin çıkmıyor. Senin sesin çıkmadıkça seni daha çok çalıyorlar. Sen parana sahip çıksan, savcı da hakim de görevini yapar. Bilir ki arkamda bir destek var. Niye sahip çıkmıyorsun? Silivri'ye atarlar. Bu yaştan sonra Silivri'ye mi gireyim? Çoluğum var, çocuğum var. Niye hakimin, savcının ki kelaynak sürüsü mü? Seninkiler çocuk da onunkiler kelaynak sürüsü mü? Ha diyeceksiniz ben girmez efendim yatırımcı. Yok öyle bir şey. Sizin buraya buradan ayrılamayacağınızı bir kere elinizi kaptırdınız. Elinizi kurtarmak için kolunuza kadar kaptıracağınızı onlar çok iyi biliyorlar. Size dedim ki burada insan psikolojisinin kuralları geçerli. İktisadın, ekonominin değil. Gidemezsiniz. Sen param yerine gelsin, param yerine gelsin. Hani girdiğim parayı ne kar ne zararla kurtarayım, alacağım paramı çıkacağım diye bekleyeceksin. Ama o parayı asla yerine getiremeyeceksin. Çünkü sen de zaten iyi niyetle girmedin borsaya. Kısa zamanda köşe olacağım diye girdin. Hani sen çarpmaya geldin, çarpmaya geleni çarparlar, çarpıldın. Şimdi tüy kaka, yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey yok. Sen kimi takip edeceğini bile bilmiyorsun. Sen kimin bu işin profesyonelce şirket değerlendirdiğinin bile farkında değilsin. Evet, gelelim fon akım tablosuna. İşletme faaliyetinden nakit girişi %319, esas faaliyetlerden nakit girişi %203 artmış. Gayet güzel. Şirket dönem karı 704 milyon 391 bin olmasına karşın, gelir tablosunda kayıt altına almasına rağmen, dönem karı kasaya giren 1 milyar 353 milyon. %92 fazla. Nasıl oluyor? Şirket kar mı kaçırıyor?
Şimdi bunu böyle söyleyince Allah Allah bilançoda makyaj mı var yakaladın? Yok arkadaşlar. Şimdi şirketlerin nakit girişi gerektirmeyen gelirleri vardır. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri vardır. Onlar hesaplandıktan sonra ama bunlar tabii yasal düzenlemelerdir. UFRS, TFRS ve TMS'ye göre şirketler bilançolarını düzenlerler. Burada işte ne dedik? Borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında gizlidir. Sen onları buradan ayıklayıp hesaplamazsan bunları göremezsin, yakalayamazsın. Bunları yakalayabilmek için de uzmanlık gerektirir, uzmanlık. SPK'nın verdiği lisans uzmanlık değil. Bunun eğitimini almış olmak uzmanlıktır. 4 yıllık fakülte mezunu ol, SPK'nın sorularına çalış, git sınava, ver parayı, al lisansı, ben uzman oldum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Uzman bu nakit akım tablosunu hazırlayabilmektir. O fon kaynak kullanımını hazırlayabilmektir uzmanlık. Net işletme sermayesini hesaplayabilmektir, ortaya çıkarabilmektir uzmanlık. Evet, şirketin net satış hasılatı 4 milyar 123 milyon. Ticari alacaklarda 310 milyon 600 bin lira artış sonucu satışlardan nakit girişi 3 milyar 800 yaklaşık 13 milyon TL. Satışların maliyeti 1 milyar 815 milyon. Satışların maliyetinden kaynak nakit çıkışı 1 milyar 5 milyon. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı oldukça yüksek, %100'ün üzerinde, %379. Dolayısıyla satışlardan giren nakitle, bakın satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetinin kaynaklarını şirket karşılıyor, fazlasıyla karşılıyor. Evet, bu oran %100'ün altında olmasından ötürü şirket bir dizi yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Çünkü yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkış oranı %79 artmış. Yani %100'ün altında gerçekleşmiş. %100'ün altında gerçekleşmesinden ötürü işletmenin yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bundan dolayı da 24 milyon 894 bin TL nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermesi gayet olağandır. Kaldı ki oranın yüksek olması yatırım faaliyetlerinden vermiş olduğu nakit açığın çok düşük olmasına yol açmış. Fakat finansman faaliyetlerinden net nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %100'ün çok üzerinde olmasından ötürü de İşletmenin esas faaliyetlerinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle borçlanma gereksinimi içerisinde olduğunu ya da nakden sermaye artışı gerekliliği içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bunu faiz ödeme gücünün de bize teyit etmesi lazım. Faiz ödeme gücü eksilerde değilse bunu ciddiye almamak lazım. Ama faiz ödeme gücü eksilerdeyse ve azalmışsa buna dikkat etmek lazım. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı %52. Bu vasat gerçekleşmiş. %50'nin %2 üzerinde ama %48 %100'den uzakta. Dolayısıyla vasat. Evet, geldik fon kaynak kullanımına. Yani
uzmanlık alanlarından bir tanesine. Fonların %40'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Burası. Hemen geçelim raporunda bakalım. %40 ağırlıkla kaynaklar faaliyetlerinden elde edilmekte, ana kaynak oluşturmakta. %45,5 ağırlıkla diğer çalışma sermayesi ana kullanım olmuş. Ve yatırımlara %4 fon harcanmış. Şirketin yatırımları varmış. Bu yatırımlara %4 fon harcaması yapılmış. Nerede görmüştük? Yatırım faaliyetlerinden. Yani bu yatırım faaliyetlerinden 24 milyon, 25 milyon nakit açığın vermesi %4, %4'e tekamül ediyormuş. %4'e tekamül eden bu yatırımlara fon harcaması, yani 25 milyonluk bir fon harcaması gerçekleşmiş. Hemen işletme sermayesine bakalım. Net işletme sermayesi %5041 oranında artmış. Varlıklar %109 oranında artarken işletme sermayesi %130 oranında artmış. Net artış %900 şey pardon özür dilerim düzeltiyorum. Net artış 907 milyon 242 bin lira. Bunun 17-18 milyonu net işletme sermayesindeymiş 2021 yılında. 2022 yılında 925 milyona çıkmış net işletme sermayesi. Evet. Kaynaklar sermaye artışı %5,5. Uzun vadeli borç artışı %25,5. Maddi duran varlıklarda artış %13,5. Ve diğer duran varlıklarda artış %51'e tekamül ederken bu kaynakları menkul kıymetlere %4, kısa vadeli ticari alacaklara %34, stoklara %78,5, diğer çalışma sermayesine %151, finansal borçlara %33 ödemiş. Ticari borçlarının %93,5'unu ödemiş. Diğer kısa vadeli borçları da %41 oranında ödemiş. Bakın, işletme sermayesini buradan kazanmış, buradakilerden kazanmış, burada harcamış, burada kullanmış. Kaynaklarda da, fon kaynak kullanımında da sermayeyi artırmış. Finansal borçlara, ticari borçlara, diğer kısa vadeli borçlara ve uzun vadeli borçlara kullanım alanları da menkul kıymetler, kısa vadeli alacaklar, stoklar, çalışma sermayesi, maddi duran varlıklar ve diğer duran varlıklara. Şunu arkadaşlar İlkokul mezunu yapar. Bakın. Nereye kadar yapar? Şurayı hesaplar. Yani şu kaynak kullanımını hesaplar. Burada bunları zaten otomatik giriyorsun. Net etkiyi bulmak biraz sıkar. Burada uzmanlık, işte burada uzmanlık devreye girer. Burayı da hesaplarsınız, burayı da yaparsınız. Maddi duran varlıklara kadar yaparsınız. Ama diğer duran varlıklara geldiğinizde zurnanın zırt dediği yere gelirsiniz. İşte buraya, burası biraz sıkar. İşte burada uzmanlık devreye girer. Hah.
ben uzmanım diyenler fon kaynak kullanımını muhakkak inceleyin. Çok önemlidir. Şirket nerelerde kaynak yaratmış? Bu yarattığı kaynakları nerede kullanmış? İşletme sermayesi değişim tablosunu isteyin. Öyle fabrik bilmem ne yapmış. Geç, geç. Onlar her yerde var. Bana işletme sermayesi değişim tablosunu anlat abi. Bana fon kaynak kullanımını anlat abi. Bana şirketi anlatacaksan ellen tutabileceğin değerlerle bana anlat. Fabrikler, dönem kârıyla şirket anlatmak analistlik, uzmanlık falan filan değildir. Evet arkadaşlar, çalışmalarıma yoğun emek veriyorum. Zamanım yok. Bundan sonraki çalışmam şu en son. En son güncellenmiş hali. Şu anda kendi veri tabanımı oluşturuyorum. Yazılıma sahip olan arkadaşlar anında bundan sonraki dönemde 2023 yılı itibariyle, başı itibariyle, belki o zamana da kalmaz, veri tabanı oluşturmama, bitirmeme bağlı. Kendi veri tabanımızdan anında kendi verilerini alacaklar. Hiç kimseye, hiçbir yere bağımlı kalmadan ve eksiksiz. Eksiksiz verilerimizi kendimiz indireceğiz. Ek bilgi kartını kaldırıyoruz. Ek bilgi, yani manuel olarak girilmeyecek. Onlar da otomatik olarak gelecek. Evet, bundan sonraki çalışmam da hala devam eden çalışmamda şirketler zayıf yönlerine karşı ne tür tedbirler almaları gerekiyor onlara yönelik. Yeni bir program çalışması içerisindeyim. Evet, nereye geldik? Marjlara geldik. Yıllık, çeyreksel marjlar. Bunları geçiyorum. Rasyolarına bakacağız. Evet. Likidite oranları maşallah, subhanallah, gayet güzel. Ama cari ve likidite oranı olması gereken değerlerin altında ve likidite riski taşımakta. Bakın onu da söyleyeyim. Çünkü cari oran ve likidite oranı olması gereken sınırların altında. O yüzden likidite riski içerisinde şirket. Ama artış eğiliminde gayet güzel. Faaliyet oranları vasatın üzerinde gerçekleşmiş. Fon yaratma gücü, kaynak yaratma gücü gayet güzel. Onu zaten fon kaynak kullanımında da gördük. Fakat etkinlik oranları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ve evet arkadaşlar, nakit akım tablosunda borçlanma ve borçlanmaya gereksinim duyduğundan söz etmiştim. Ya da bedelli sermaye artırımı gerekliliği içerisinde olduğunu söylemiştim. Evet, faiz ödeme gücü azalmış. Bunları anlatacağım arkadaşlar size. Bunları da kapsamlı olarak anlatacağım. Nasıl değerlendirmeniz gerekliliği konusunda anlatacağım. Ve geldik reel satışlarına. Yurt içi net satışlar %124,5 oranında artarken reel satışlar %6 oranında azalış göstermiş. Bakın, yurt içi net satışlar mutlak olarak %124,5 artış göstermiş. Oysa reel olarak satışlar %5,78 azalmış. Bakın, net satışlar mutlak değerlerle ama
enflasyon düzeltmesini işin içerisine soktuğunda, gerçeği önüne koyduğunda %5,78 azaldığını görüyoruz. Ne dedik? Şirketlerin satışları son derece önemli. Şirketler karlarını, arkadaşlar, şirketler karlarını bir, satışlarını artırarak, iki, sabit giderlerini düşürerek, üç, katkı payı yüzdelerini yükselterek artırırlar. Üç ana unsur vardır. Şirketin karlılığını artıran üç ana unsur vardır. Unutmayın. Bir, satışların hacminin artması. İki, sabit giderlerin düşürülmesi. Üç, katkı payı yüzdesinin artırılması. Bitti. Toplam aktifler %12,32 azalış göstermiş. Reel olarak arkadaşlar bu değerler. Toplam sabit kıymetler %30 azalış göstermiş. Ama öz kaynaklar reel olarak %22 artarken net dönem karı reel olarak %125 artış göstermiş. Satışların azalmasına rağmen reel olarak. Peki satışlar azalırken net dönem kar payı reel olarak %125 nasıl artıyor? Bir, enflasyondan ötürü, yani o da ürüne zam yapmış enflasyonun üzerinde haklı olarak. İki, maliyetlerini düşürerek. Şimdi bakalım. Şimdi başa baş analizinin önemi burada ortaya çıkıyor. Satılan malın maliyeti %34'ten %30,5'a artmasından ötürü brüt katkı payı %66'dan %70'e artmış. Bakın, sabit giderleri %53'ten %47,5'a azaltmış. Dolayısıyla faaliyet karlılığı %13'ten %22'ye çıkmış. Gördüğünüz gibi finansal kaldıraç 2.41'den 1.38'e gerileyerek finansal kaldıraç işletmenin olumlu yönde lehine gerçekleşmiş ve emniyet marjı %20'den %32'ye artmış. Ne dedik? Satışını artıracak, sabit giderlerini azaltacak, azaltmış. 3, katkı payı yüzdesini artıracak dedik. Bakalım ne yapmış? Katkı payı yüzdesi %66'dan %69,5'a artmış. Evet. Evet, geldik hissenin değerine. Ayın 23'ünde bakalım arkadaşlar, 25, evet 23'ü müydü cuma günü bilmiyorum. 73.30'dan kapatmış. %100 bedelsiz bölündüydü. Yani bölünmemiş haliyle 147 liraya tekamül ediyor. Yok, 146.60'a tekamül ediyor. Zaten bir yıllık biçmiş olduğumuz fiyatta 145 liraydı. Sizden 5 ay öncesinde, yani yok, Mayıs'ta şirketle yazışmalarımı gösterdim. O yazıyı yazdığımda 5 ay öncesindeydi galiba. Yok, nasıl işte, yani 5 ayda şirket 47 liradan kalktı, 145 liraya ulaştı. 146.60'da şu anda. Bölünmemiş haliyle. Tabii bölününce 73.30'a tekamül ediyor. Olması gereken değerin altında fiyatlanmakta.
Ama yatırım yapmak için ben şahsım adına söylüyorum arkadaşlar. Neyse söylemeyeyim. Yani yanlış anlaşılıyor. Hakikaten ya bilerek özellikle yanlış anlıyor vatandaş ya da gerçekten yanlış anlıyor. Kendi şahsi kanaatimi söylemeyeyim ama olması gereken değerinin altında işlem görüyor. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de aynı şekilde arkadaşlar. Evet gene uzun uzun bir değerlendirme oldu ama yani saçından girdik ayağının tırnağına kadar inceledik yani resmen yatırdık. Ne kılcal damarı kaldı ne aort damarı kaldı. Her şeyine baktık. Bakmadığımız hiçbir şey kalmadı. Evet, bir başka model şirkette bir başka eğitim konusunda yine birlikte olacağız. Çalışmalarımdan arta kalan zamanda arkadaşlar. Herkese iyi tatiller, iyi geceler.